Özel bir şey. Sen... Taner sever öyle şeyi. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Pardon, tekrar başlayalım o zaman. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Bugün tabii ki Antalya'mız için kültür sanatın önemli olduğunu, bugüne kadar bu kitap fuarı ile ilgili destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Biz Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nda korsan kitap satışının Antalya'da ilk sırada olması, okurların çok olması anlamına geldiği düşüncesiyle okumak lazım sloganıyla yola çıktık. Antalya, Konyaaltı Kitap Fuarı. Bir çadır, iki çadır, üç çadır derken fuarımızı belediye eliyle yapılan ve okurların çok olduğu, ziyaretçi sayısının çok olduğu bir fuara kadar getirdik. Bu süreçte geçen yıl hepinizin bildiği gibi bugünlerde yaşam mücadelesi verdiğim günlerdi. Pandemi süreciyle ilgili yapılamamıştı. Tabii ki sizlerin dualarına da teşekkür ediyorum, iyi dileklerine de. Ve bugün 11. Antalya Kitap Fuarı olarak organizasyonumuzu anlatmak üzere beraberiz. Ve bu süreçle ilgili çalışmalarımızı ana temasını belirleyerek, bütün fuarlarda biliyorsunuz önce ana temalardan bahsedeceğim. İlk başladığımızda söylediğim gibi okumak lazım sloganıyla ilk 1. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı olarak devam ettik. Ve süreçle ilgili ikincisi Akdeniz'i yazmak. Üçüncüsü ana teması insanı okumak. Dördüncüsü kitaplar yaşadıkça. 5. kitap fuarımız kitaba dair her şey. 6.'sı barış için okumak lazım. 7. kitap fuarımız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 8.'si Antalya Kitap Fuarı yeni nesil sizlerin eseri olacaktır ana temamız. 9.'sü okuyan şehir Antalya'm. 10.'sü birlikte okuyoruz. Ve bu yıl 11.'si olarak da gelecek bilgi ile yeşerecek. Yine Altın Portakal'da olduğu gibi ana temamız Türkiye'nin en büyük yangınlarından birisi olan Manavgat bölgesindeki yangınlarla ilgili ana temamız da onu seçtik bu dönem. Bu yıl kitap fuarımıza 234 yayın evi katılıyor. 206 yazarımızı ağırlayacağız. Ve bu yazarlarımızın imza günleri, söyleşileri olacak. Bütün vatandaşlarımızla da buluşturacağız. Fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımızın bu imza ve söyleşisiyle ilgili çok kıymetli yazarlarımız var. İsimlerini tek tek okumak istemiyorum. Bunları zaten basın bülteni olarak arkadaşımız da geçecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu defa yine yerel yazarlarımız çok önemli. Elimizden geldiğince onlara da öncelik vermeye çalıştık. Onlara da destek olacağız.
Biliyorsunuz kitap fuarımız hiçbir zaman bir siyasi yazarların olduğu ve hangi görüş düşüncede bir vatandaşımız geldi ise o yazarlarımızı bulabilecek. Yani bu bir kitap şöleni. Türkiye'de hepinizin bildiği gibi kitap fuarları yapılır. Bazıları kitap günleri adı altında yapılır. Yani birçok isim saymayayım illerin şimdi. Ben yine de her şeye rağmen o kitap günleri yapan başkanları, kurumları da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Ama belediye eliyle yapılan Antalya Kitap Fuarı, biliyorsun Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Antalya Kitap Fuarı olarak daha da 19 ilçemizde kapsayan böylesi bir güzel etkinliği gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu kitap fuarları ile ilgili destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kitap fuarımız pandemi kuralları gereği aşı kartı, HES kodu sorgulaması dahil olmak üzere ve orada çalışan arkadaşlarımız da pandemi koşullarına, kurallarına uygun bir şekilde hazır olacaklar. O şekliyle hizmet edecekler. Evet. Kitap fuarımızı Cuma günü saat 15'te açacağız. Ve sabah 10, akşam 20'ye kadar açık olacak. Ve bu süreçte bütün okurlarımızı el birliğiyle, kurum kuruluşlarında katkılarıyla buradaki kitap fuarımıza taşıyacağız. Okurlarımızla yazarlarımızı buluşturacağız. Ve bu anlamda destek olan NAP organizasyonu Nurdan Amca'ya da teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Basınımıza bu kitapla ilgili başladığım gün itibariyle desteğini esirgemediği için basınımıza çok teşekkür ediyorum. Yani kültür, sanat Antalya'mızda hep var olacak, var olmaya devam edecek. İşte geçen hafta bildiğiniz gibi daha yeni Altın Portakal ödül töreniyle kapattık. Önümüzde Piyano Festivali var. Var, birçok etkinliklerimiz var. Var olmaya da devam edecek. Katkınıza teşekkür ediyorum şimdi. Onur konuğumuz tarihçi İlber Ortaylı hocam olacak. Tabii ki Doğan Hızlan ve buna benzer birçok yazarlarımız, konuklarımız da olacak. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım, teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa da sorunuza cevap vereyim. Evet, varmış. Başka? Buyurun Tuzcu. Ben iki defa görüştüm. Üç defa da Nurdan abla görüştü. Cevap saat verebiliyoruz mu? Nasıl olur? Gününü bildirecek kataloğa yetişmedi. Gününü ve saatini kendisinin dersi mutlaka olacak. Olduğundan verecek kendisi. Ama fuarımızda başkanımızın ve sizlerin hatırı için muhakkak olacak. Biz protokol olarak davet her defasında yaparız. Bizim o gün zaten bölgesel partimizin de bir toplantısı var. Genel Başkan Yardımcı Oğuz Kağan Salıcı var. Ve diğer
vekillerimiz var. Mutlaka onlar da, ama tam şimdi hangisinin katılacağını net bilmediğim için onu söylemedim. Yani fuarımızın açılışında mutlaka birileri olacaktır. Kitap fiyatları konusunda herhangi bir indirim uygulanacak mı? Çünkü özellikle öğrencilerin çoğu oraya kitap almaya gidiyorlar. Kitap fiyatları da oldukça yüksek. O konuda bir çare yapacak mısınız? Tabii ki. Başka bir indirim... Bir şey söyleyeceğim. Bugün hani siz sorduğunuz için teşekkür ederim. Biz kitap fuarına başladığımız, yani okumak lazım da başladığımız gün itibariyle